Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik Kolaydır kanalına hoş geldiniz. Tekstil Mühendisliği bölümü için verdiğim akışkanlar mekaniği dersine başlayalım. 8. bölümün konusunu kütlenin korunumu veya kütle dengesi eşitliği ile Bernoulli denklemi oluşturacaktır. Arkadaşlar bölüm 8'e kadar akışkanlar mekaniğini akışkanlar statiği olarak ele aldık ve durgun akışkanları inceledik. Şimdi akışkanlar dinamiği kapsamında hareketli akışkanları inceleyeceğiz. Akışkanlar mekaniği çok geniş konulara sahip bir bilim dalıdır. Biz temel konuları ele alıp tekstil mühendisliği bölümü öğrencilerin bilmesi gereken konuları anlatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda her mühendisin bilmesi gereken temel konuları da ele almış oluyoruz. Evet, kütlenin korunumu veya kütle dengesi eşitliğiyle başlayalım. Arkadaşlar önce kütlesel debiden başlayalım. Hareketli akışkanlarla çalışıyorsak, bu hareketli akışkanları temsil eden bir kütlesel debi veya hacimsel debi kavramından bahsetmemiz gerekir. Önce kütlesel debiyle başlayalım. Biz kütlesel debiyi m üzeri nokta olarak göstereceğiz. Çünkü kilogram bölü saniye biriminde, yani zamana göre bir değişim varsa üzerine nokta koyuyoruz. Kütlesel debi akışkanın yoğunluğu, akışkanın ortalama hızı. Tabi akışkan bir boru içinde akması gerekiyor. Boru içi ortalama hızı ve boru kesit alanından oluşacak. Onu da büyük A ile göstereceğiz. Yani rho ve A bizim kütlesel debimizi gösterecek. Tabi ki buradaki boru kesit alanı, boru içi ortalama hız önemli konular. Bunlar ayrıntılı olarak akışkanlar mekaniğinde ele alınıyor. Ama biz temel olarak bakacağız ve boru kesit alanı bize lazım olacak. Boru içi hız lazım olacak. Biz bileceğiz ki bu boru içi ortalama hız. Neden ortalama hız? Onun hakkında da biraz sonra konuşuruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir boru varsa elimizde ve bu borunun içi tamamen akışkan ile doluysa. Evet, biz tamamen dolu problemleri ele alıyoruz. Tamamen dolu değilse o da akışkanlar mekaniğinin ayrı bir konusu. O konuya girmeyeceğiz. Borunun içi tamamen akışkanla dolu ve herhangi bir rho yoğunluğuna sahip ve A kesit alanında ilerliyor. Bu yönde ilerliyorsa bu yönde bir hızı vardır. Ve bu çerçevede yoğunluk, hız ve kesit alanı bilgilerini kullanarak kütlesel debiyi hesaplarız. Gördüğünüz gibi burada belli bir kütlesel debiyle giriyor. Belli bir hız ile giriyor. Belli bir yoğunlukta giriyor. Bu yoğunluk arkadaşlar neye göre değişir? Akışkanlar için ona bakacağız. Yani sıvı ve gaz için bakacağız. Ve borunun kesit alanı bize lazım. Tabii boru diyoruz, yani D çapında bir boru veya akışkanlar bir kanal içinden de akabilir. Boru nedir, kanal nedir, ona da biraz sonra ayrıntılı olarak bakacağız. Şimdi kütle dengesi eşitliğine bakalım. Arkadaşlar herhangi bir sistem var, yani boru var diyelim. Boruya M1 kütlesel debisinde ve M2 kütlesel debisinde akışkan girişleri olsun, tamam. Ve bu borudan veya bu sistemden M3 kütlesel debisinde akışkan çıkışı olsun. Bu sistemin veya borunun sınırı şu şekilde ele alınsın. Arkadaşlar, kütle dengesi eşitliği çerçevesinde giren kütlesel debilerin toplamı ve çıkan kütlesel debilerin toplamı bize lazım. Yani şu sistem sınırını delen kütlesel debi giriş çıkışları bize lazım. Bakın, aklımızda kalsın diye söylüyorum. Sistem sınırını delen akışkan akımını kütlesel debileri ele alacağız. O zaman toplam M'ye giren eksi toplam M'ye çıkan, yani sistem sınırını delen, giren ve çıkan akışkanların farkı sistemdeki zamana göre değişen akışkan miktarını bize verecek kilogram bölü saniye biriminde. Gördüğünüz gibi burası sistem ne demek? Burası borunun içi. Bu sistemde akışkanın miktarı artabilir, azalabilir veya sabit kalabilir. Ama genel denklemimiz işte sistemdeki akışkanın kütlesinin zamana oranını ele alacağız. Bu ikisinin farkı bu oranı eşit olacak. Birimi de kilogram bölü saniye ise biz buna kütlesel debi diyeceğiz. Ve kütlesel debi eşitliği de diyebiliriz. Kütlenin korunumu çerçevesinde bunu ele alıyoruz. Kütlesel debi almasak, mesela kütle olarak alsak, toplam giren kütle eksi toplam çıkan kütle eşittir. Sistemdeki kütle değişimi olarak da yazabiliriz kilogram biriminde. Ama hareketli akışkan varsa kilogram bölü saniye biriminde bu şekilde değerlendirmemizi yapabiliriz. Arkadaşlar değerlendirmemizi yaparsak M giren olarak M1 ve M2 kütlesel debileri var. Şu ikisi var. Bu ikisinin toplamını ele alacağız. Çıkan olarak M3 var sadece. Tamam.
Arkadaşlar sistemde kütle zamana göre değişmiyorsa burası 0 oluyor. O zaman M1 artı M2 eşittir M3 yazabiliriz. Bakın altına da yazmışız. DM sistem bölü DT eşittir 0 ise. Bu zamana göre değişebilir veya bu Rus sisteminde veya bu sistemde olduğu gibi içeride herhangi bir azalma, kütlede azalma artma olmayabilir. Sabit kalabilir. Sabitse zaten onun zamana göre değişimi 0'dır. O zaman girenlerin toplamı çıkanların toplamına eşit olacak. Bakın burada değişimi de ele almışım. Böyle bir kabımız var. Kabımızın burasından akışkan çıkışı var. Üst taraftan da akışkan girişi var. Ve değişken bir yükseklik var. Mesela içerideki akışkan miktarı değişiyorsa o zaman M1-M2 tek giriş tek çıkış var. O zaman M1-M2 DM sistem bölü DT'ye eşit olacak. Tabii ki buradaki M kütle ve biz onu rho çarpı V ile yani yoğunluk çarpı hacim ile gösterebiliriz. Burada değişen Y boyunca değişen nedir? Akışkanın hacmi. Rho yoğunluk değişmiyor sabit. O zaman biz kütleyi rho çarpı V olarak yazarsak bunu diferansiyel formda rho çarpı DV olarak yazabiliriz. O zaman rho çarpı DV'nin DT oranı veya hacim de nedir? Taban alanı çarpı yükseklik ama burada tek değişken Y'ye bağlı olan olarak bir değişim var. Taban alanı da sabit. O zaman biz hacmi A çarpı DY olarak da yazabiliriz. Değişken Y olduğu için onu DY olarak yazdık. Yani M1-M2'yi rho çarpı A çarpı DY bölü DT olarak da yazabiliriz. Eğer DM sistem bölü DT sabit değilse. Tamam. Bakın altına da arkadaşlar şurada D çapı varsa tabii ki alan buradaki yüzey alanı pi çarpı d kare bölü 4 olacak. D çap olduğu için. Yine hacmi ben a çarpı y olarak burada özetlemişim. Hacim metreküp ise o alan çarpı y'dir. Y değişken olduğu için bunun diferansiyelini aldığımızda dv eşittir. A sabit olduğu için bu şekilde yazılır. A çarpı dy olarak yazılabilir. Evet. Kütlenin korunumu veya kütlesel debi dengesi eşitliğini bu şekilde ele alabiliriz basitçe. Bu bizim için önemli bir eşitliktir arkadaşlar. Akışkanlar mekaniğinde, ısı transferinde, termodinamikte kullanılan önemli bir eşitlik. Bunu istersek kütle için, istersek kütlesel debi için, istersek hacimsel debi için yazabiliriz. Mantığı girenlerden çıkanları çıkardığımızda o sistemdeki kütlenin zamana göre değişimine eşit olacak. Veya sistemdeki kütlenin değişimine eşit olacak. Evet, örneklere de bakacağız. Kütlesel debi hakkında biraz önce konuştuk. Gelelim sürekli akışa. İşte dm bölü dt eşittir 0 ise arkadaşlar, kütle zamana göre sistemde değişmiyorsa, sistemde, biz buna sürekli akış diyeceğiz. Sizler de sürekli akışı ele alacağız. Ama süreksiz akışları da akışkanlar mekaniğinde işleriz. Önemli bir konudur. Ama tekstil mühendisliğinde sadece sürekli akışları ele alalım. O zaman ne yazabiliriz? Giren kütlesel debilerin toplamı, çıkan kütlesel debilerin toplamına eşit olacak kütlenin korunumu gereği. Bir giriş bir çıkış varsa biz bunu M1 eşittir M2 tabii ki üzeri noktalı. M1 eşittir M2 olarak yazabiliriz. Kütlesel debi biraz önce çalıştık. Rho çarpı V çarpı A idi. O zaman M1'i Rho 1 V 1 A 1 eşittir. M2'yi de Rho 2 V 2 A 2 olarak yazabiliriz. Arkadaşlar önemli bir konu sürekli akış. Çok önemli bir konu. DM bölü DT eşittir 0 ise sürekli akışı şu eşitlikle ifade edebiliyoruz dedik. İkinci önemli nokta arkadaşlar, sıvıları biz belli bir basınca kadar sıkıştırılamaz akışkan alırız sıvıları. Sıvılar sıkıştırılamaz akışkansa yoğunluk değişmez. O zaman yukarıdaki eşitlikte Rho 1 ve Rho 2 var. Eğer sıvılarla çalışıyorsak, sıkıştırılamaz akışkanla çalışıyorsak Rho 1 eşittir Rho 2 yazıp buradan Rho 1 eşittir Rho 2 olduğu için Rho'lar birbirini götürür. Elimizde V1 A1 eşittir V2 A2 kalır ki bu V1 çarpı A1'e veya V2 çarpı A2'ye biz hacimsel debi diyoruz. Sıkıştırılamaz akışkanlarda yani sıvılarda belli bir basınca kadar ki biz o basıncın üstüne çıkmayacağız tekstil mühendisliğinde. Onun için bütün sıvıları sıkıştırılamaz akışkan olarak ele alabiliriz. Rho 1 ile Rho 2 birbirine eşitse, birbirini götürüyorsa elimizde ne kaldı? V1 eşittir A1 eşittir V1 çarpı A1 eşittir V2 çarpı A2. Yanlış söylemeyelim. V1 çarpı A1 eşittir V2 çarpı A2 kaldı. O zaman biz
V çarpı A'ya kısaca hacimsel debi diyeceğiz. V üzeri nokta olarak göstereceğiz. Hacimsel debi ne? Bu nedir? Metre bölü saniye. Bu metre kare, o zaman metre küp bölü saniye biriminde olacak. Tabii ki arkadaşlar A1 eşittir A2 ise, yani burada çap değişmiyorsa örneğin, o zaman A1 kesit alanı A2 kesit alanı eşit olacak. O zaman tabii ki elimizde sadece V1 eşittir V2 kalacak. Yani boru içinde akışkan aynı hızda devam edecek. Evet, güzelce özetlemeye çalıştım. Hacimsel debi, kütlesel debi, sürekli akış ve genel olarak kütle dengesi eşitliğini ele aldık. Arkadaşlar, bütün bu bilgiler www.hüseyingüner.com adresinde bulunan ders notlarında da var. Onun için burada özet olarak geçiyoruz. Ayrıntısı için ders notuna bakınız. Arkadaşlar, kütlesel debi yine ele alalım. M eşittir rho çarpı V çarpı A idi. 20 kilogram bölü saniye. Rho'dan başlayalım. Rho arkadaşlar sıcaklığın fonksiyonu olabilir. Sıcaklığın fonksiyonu ise genellikle sıkıştırılamaz akışkanlarla çalışıyoruz demektir. Yani sıvılarla çalışıyoruz demektir. O zaman rho'yu tablodan okuyacağız. Sıcaklığın fonksiyonu ise verilen sıcaklığın karşısındaki rho değeri o sıvı için neyse onu tablodan alacağız. Size tabloları dağıtmıştım. Biz genellikle su ile çalıştığımız için su tablosundan rho'yu alacağız. Ama değişik sıvılar için de o sıcaklığa bağlı olarak rho değerleri çeşitli akışkanlar mekaniği kitaplarında vardır. Eğer biz gazlarla çalışıyorsak arkadaşlar çok önemli. Gazlar sıkıştırılabilir akışkandır. Gazların yoğunluğu basınca ve sıcaklığa bağlıdır. O zaman gazlarla çalışıyorsak bu rho değerlerini tablolardan alamayacağız. Örneğin bir atmosfer basınç için, hava için bir rho tablosu var sıcaklığa göre değişen. Ama özel bir durum o bir atmosfer basınç için. Biz rho'yu için her akışkan için tablo bulamayacağımızdan dolayı PV eşittir MRT eşitliğinden yola çıkarak rho'yu hesaplayacağız. Gazlarla çalışıyorsak sıkıştırılabilir akışkandır. Gazlar arkadaşlar sıkıştırılabilir akışkan, sıvılar sıkıştırılamaz akışkan. Bunu bir kez daha vurgulayalım. Gazlarla çalışıyorsak ideal gaz eşitliğini kullanacağız. Aksi söylenmedikçe bütün gazları ideal gaz olarak ele alacağız. PV eşittir MRT eşitliği bizim için önemli. P basınç, V hacim, M kütle, R gaz sabiti, T de sıcaklık olmak üzere. Her tarafı M'ye bölersek arkadaşlar burası P, V bölü M. Karşı tarafı M'ye bölersek M'ye gider zaten RT kalır. Arkadaşlar büyük V bölü kütle hacimsel, özgül hacimdir. Büyük V bölü M'yi özgül hacim yani küçük V olarak gösterebiliriz. O zaman bu eşitliği P küçük V eşittir RT olarak yazabiliriz. Arkadaşlar özgül hacim çarpı yoğunluk eşittir 1'di. Yani özgül hacmin tersi yoğunluktu. O zaman biz bu V yerine yoğunluğu alırsak buraya 1 bölü Rho geliyor. Rho'yu karşıya atarsak basınç eşittir Rho çarpı R çarpı T olarak yazabiliriz. Yani Rho burada yoğunluk tabii ki kilogram bölü metre küp. R gaz sabiti, joule bölü kilogram kelvin. Bunu tablolardan alacağız. O gaz için, verilen gaz için. T her zaman kelvin sıcaklık olarak. P de basınç paskal olarak. Demek ki rho'yu buradan çekeceğiz gazlar için. Rho eşittir P bölü R, T olacak. Güzel. Evet, buradan devam edelim. Hız için boru içi ortalama hız dedik. Metre bölü saniye hızında. Arkadaşlar boru içinde akışkan akımı yol alırken akışkanı iç çeperine çarpan akışkanın hızı sıfırdır. Çünkü o iç çepere akışkan yapışıyor. Bunu geçmişte kaymama koşulu olarak işledik. İç çeperin yüzeyine akışkan yapışıyor ama iç çeperin yüzeyinden uzaklaştıkça yani borunun merkezine geldikçe akışkan belli bir hızla yol alıyor. Bu sıfırla belli bir hız arasındaki hız değerlerinin hepsini toplayıp integralini alıp ortalamasını alırsak o zaman boru içi ortalama hızı elde ediyoruz. Ama biz o kadar ayrıntıya bu derste girmeyeceğiz. Boru içi ortalama hızı metre bölü saniye olarak alacağız ve buraya gönderdiğimiz akışkanın hızı neyse boru içi ortalama hızı da o değere eşittir diyeceğiz. Gerçekte de o değere eşittir. Bir boru içinde bir sıvıyı gönderdiğimiz o sıvı nasıl hareket ediyor? Tabii ki o borunun başında bir pompa varsa pompayı çalıştırıyoruz. Sıvı boru içinden belli bir noktadan belli bir noktaya belli bir hızda hareket ettiriyor. Ve boru içi ortalama hızı biz boruya giriş hızı olarak göz önüne alacağız. A kesit alanı dedik. Borularla çalışıyorsak D çapında bir boruysa pi D kare bölü 4'ten o kesit alanını hesaplayacağız.
Tabii ki kanal içine de biz arkadaşlar gazları gönderebiliriz. Gazları neyle gönderebiliriz? Kompresör olur veya fan olur. O elemanlarla gönderdiğimizde yine aynı işlemleri hacimsel debi veya kütlesel debi için yapacağız. Arkadaşlar ne dedik? Bakın kütlesel debiyi M üzeri nokta olarak göstereceğiz. Hacimsel debiyi V üzeri nokta olarak göstereceğiz dedik. O zaman hacimsel debi neydi? V çarpı A. Kütlesel debi neydi? Rho çarpı V çarpı A. V çarpı A'ya V üzeri nokta dersek kütlesel debi Rho çarpı V üzeri nokta olacak. Tabii şu Rho'nun üstünde nokta yok. Burada yanlış öyle bir nokta işareti çıkmış. Yok. Kütlesel debi eşittir Rho çarpı V üzeri nokta. M üzeri nokta eşittir Rho çarpı V üzeri nokta olacak. Evet. Çaptan bahsettik. Kanaldan bahsettik. Borudan bahsettik. D çapına sahip bir boruyu ele alırsak şu şekilde gösterebiliriz. Biz bu boruların içinde genellikle sıvılar gönderilir. Hani gazların da gönderildiği oluyor da genellikle sıvılar gönderilir. Ama kanal dediğimiz eleman bu şekilde olabilir örneğin. Kare kesitli olabilir, dikdörtgen kesitli olabilir, üçgen kesitli olabilir. Yani herhangi bir geometrik şekil olabilir. Burada mesela kare kesitli almışız. Bu kanal. Bu sefer kesit alanı ne? A küçük a çarpı küçük a kareye eşit olacak. Bu bir kanal. Kanal kesit alanı buraya da yazmışız. Kare, dikdörtgen, üçgen, altıgen olabilir. Ona göre kesit alanını hesaplayacağız kanallar için. Kanalın içinden de genelde arkadaşlar gazlar geçer. Evet, biraz sonra örnek yapacağız. Örneğe geçmeden önce kısaca Bernoulli denklemini de ele alalım. Arkadaşlar hareketli akışkanlardan bahsettik. Boru veya kanal içi akışlardan bahsettik. Bir noktasından boru girişinden akışkanı gönderdik ve boru çıkışı iki noktasından akışkan çıkışını sağladı ise bu bir noktası ile iki noktası arasında ne değişiyor? Bu değişimi nasıl modelleyebiliriz? Basınç, hız ve yükseklik bakımından modellerimizi nasıl yapabiliriz? Dediğimizde karşımızda Bernoulli denklemi çıkıyor. Arkadaşlar Bernoulli denklemini biz bir giriş bir çıkış için yazabiliriz. Önce şu şekli ele alalım. Bir boru var. Gördüğünüz gibi bu boru belli bir Z1 yüksekliği ile Z2 yüksekliği arasında çalışıyor. Biz bu borunun içinin tamamen akışkanla dolu olduğunu söylüyoruz ve bu borunun içine biz kontrol hacmi diyeceğiz. Sistem de denir ama hareketli akışkanlarda açık sistemlerde termodinamik açıdan konuşursak açık sistemlerde biz buraya kontrol hacmi diyoruz. Bu kontrol hacminin dış yüzeyine kontrol yüzeyi diyoruz. Yani sınır. Buna göre modellerimizi yapacağız. İçi, sistem veya kontrol hacmi. Bu sistemin dışı kontrol yüzeyi veya sınır olacak. Buna göre modellerimizi yapacağız. Akışkanı P1 basıncında, V1 hızında ve Z1 yüksekliğinde gönderelim. Çıkış P2 basıncı, V2 hızı ve Z2 yüksekliği olsun. Şimdi arkadaşlar termodinamik açısından açık sistemdir bu dedik. Bu açık sistemde termodinamik birinci yasasını yazalım. Bunu bilgi için söylüyorum arkadaşlar. Buradan güzelce Bernoulli denklemini çıkaracağız ama bu nereden geliyor? Tabii ki termodinamik birinci yasasından geliyor. Açık sistemler için yazdığımızda şu şekilde yazabiliyoruz. Bu kontrol hacmine giren veya çıkan bir ısı var mı? Kontrol hacmi içinde bir iş olayı var mı? Ve giren ve çıkan akışkanlar için akışkan belli bir enerjiye sahip, bunu entalpi ile gösteriyoruz. Belli bir hızla kinetik enerjiye sahip, bunu V kare bölü 2 ile gösteriyoruz. Belli bir yüksekliğe yani potansiyel enerjiye sahip, bunu da G çarpı Z olarak gösteriyoruz. Kütlesel debi açısından M üzeri noktada parantezin dışında yer alıyor. Çıkan için bunu yazarız. Ne dedik? Çıkandan gireni çıkaracağız. Giren için tamam kütlesel debi olarak M giren var ama enerji açısından baktığımızda bir kere akışkanın enerjisini entalpi olarak buraya yazabiliriz. H kinetik enerjisini ve potansiyel enerjisini yine giren içinde yazabiliriz. Çıkan ve girenler için bu şekilde bir modelleme yapıyoruz. Arkadaşlar bizim boru içinde akan akışkandaki sıcaklık sabit ise akışkanlar mekaniğinde sabit alacağız. Termodinamikte değişken alabiliyoruz. Kontrol yüzeyinden ısı transferi yok ise kontrol yüzeyinden, yani kontrol yüzeyini biraz önce sınır olarak göstermiştik. Kontrol yüzeyinden içeri, yani kontrol hacmine doğru veya kontrol hacminden dışarı
yani çevreye doğru bir sıcak ısı transferi yoksa, sıcaklığı sabit alıyorsak rho'yu sıfıra, pardon rho'yu demişim, Q'yu sıfır alacağız. Boru içinde, boru içi akışta kontrol yüzeyinden iş yapılmıyor ise V'yi sıfır alacağız. Ben her tarafı arkadaşlar kütlesel devir sabit olduğu için bir giriş bir çıkışta ne dedik kütlenin korunumunda? M1 eşittir M2 dedik. Zaten altına M1, M2 yazmamışız. Birbirine eşit. Her tarafı M'ye bölersek, M'yi yani bu tarafa alırsak, burayı Q bölü M, burayı V bölü M olarak yazarız. Zaten ikisi de sıfır. Özel durumlar var. Sıcaklık sabit. Boru içi akışta kontrol üzerinden iş yapılmıyor. Çıkış için iki indisini kullanalım. O zaman burada ne kaldı? H2 artı V kare bölü. V2'nin karesi bölü 2. GZ2. Girene de 1 dersek, tabii eksi işaretlerine dikkat edeceğiz. Eksi H1, eksi V1'in karesi bölü 2. Eksi GZ1 kaldı. Bunun birimine de bakarsak arkadaşlar enerji açısından inceliyoruz. Şurası jül bölü saniyeydi. Yani watt birimindeydi. Burada her tarafı M'ye böldüğümüz için jül bölü kilogram kaldı. Birim kütle için bu sistemin enerjisini bu şekilde yazabiliriz. Arkadaşlar termodinamiğin birinci yasasını ele aldık. Bu şekilde yazdık. Entalpilere bakalım arkadaşlar. Burada H2 var, H1 var. H2 eksi H1'i biz entalpiyi açarsak şurada yazmışız. Entalpi ne demek? İç enerji artı basınç çarpı özgül hacim demek. H2 eksi H1 o zaman U2 eksi U1, P2 V2 eksi P1 V1 olarak yazabiliriz. Akışkanlar mekaniğinde arkadaşlar hani sistemde ısı transferi yok. Sisteme veya kontrol hacmine ısı transferi yok. Ve akışkan boru içinde akarken sürtünmeden dolayı bir miktar ısınabilir ama o ısınmayı göz önüne almayacağız. O zaman iç enerjide bir değişim yok kabul edeceğiz. U2 eksi U1'i sıfır alacağız. İç enerji değişimi yok demişiz. Ama P2, V2 eksi P1, V1'i göz önüne alacağız. Yani yine özel bir durum. P2 eksi H1'i P2, V2 eksi P1, V1 olarak alabiliriz. O zaman elimizde kalan bilgileri toparlayalım. P2, V2 entalpi yerine yazdık. V2'nin karesi bölü 2 artı GZ2 var zaten. Eksi P1, V1 buraya geldi entalpi yerine. Diğerleri var zaten. Ama dediğimiz gibi ısı ve iş hakkında herhangi bir etkileşim yoksa buraya sıfır yazabiliyoruz. Elimizde bu eşitlik kaldı. Arkadaşlar işte bu Bernoulli denklemidir. Bu önemli bir denklem. Nereden geliyor derseniz, açık sistemlerde termodinamiğin birinci yasasını yazıp birçok özel durumu göz önüne aldığımızda böyle bir ideal denklem elde ediyoruz. Bu denklem ideal. Bu idealden gerçeğe geçeceğiz tabii ki bir dahaki derse. Arkadaşlar özgül hacmi ile yoğunluğun çarpımı 1'di. Özgül hacmi biz 1 bölü rho olarak yazabiliriz. O zaman bu denklemi bu şekilde değerlendirelim. V2 yerine 1 bölü ρ2 yazarsak burası ne olur? P2 bölü ρ2. Diğerleri aynı. Burası P1 bölü ρ1 olur. Bakın jül bölü kilogram biriminde enerji denklemini bu şekilde yazdık. Bunun adı Bernoulli denklemi de enerji açısından yazdık. İdeal denklemimizi. Arkadaşlar bu birinci durum. Jül bölü kilogram biriminde bu şekilde yazabiliriz Bernoulli denklemini. Her tarafı ρ2 ile çarparsak şuradaki ρ2 gider. Tabii ki buraya ρ2 gelir, buraya ρ2 gelir. Şurada her tarafı ρ1 ile çarparsak buradaki ρ1 gider. Ama her tarafa ρ1'ler gelir. Bu sefer birimlere baktığımızda yani P'ler tek başına kaldı. Diğerlerinde de birim analizi yaptığımızda hepsi Pascal çıkacak. O zaman biz Bernoulli denklemini şurada enerji açısından yazmıştık. Basınç açısından da yazabiliriz. Pascal biriminde yazabiliriz. İkisi de aynı denklem sonuçta. İstersek Pascal biriminde yazabiliriz. Son bir işlem yapalım. Her tarafı arkadaşlar ρ2 bölü g, ρ2 çarpı g'ye bölelim. Bakın p2 bölü ρ2 çarpı g. Burayı böldüğümüzde şurada ρ2 vardır. ρ2'ler birbirini götürür g kalır. Burayı ρ2 g'ye böldüğümüzde sadece z2 kalır. Aynı şeyi burası için de yaparsak ρ1 g burada, 2 g burada, burada z1 tek başına kalır. Bu neydi? Yükseklik birimi ne? Metre. Şunların da birim analizini yaparsan hepsi metre çıkıyor arkadaşlar. Demek ki istersek biz metre biriminde de Bernoulli denklemini yazıyoruz. Ben en çok bunu kullanacağım. Metre biriminde yazdığımızı kullanacağım. Buna akışkanlar mekaniğinde yük denir. Bakın bu enerji, bu basınç, bu yük. Metre birimine yük denir.
Bu çerçevede Bernoulli denklemini üç şekilde yazabiliyoruz. Bu üç eşitlik bizim için önemli. Siz bu üç eşitliği çok iyi bilmek durumundasınız. Dediğim gibi arkadaşlar, ders notunda bunların ayrıntısı var. Biz burada en önemli noktaları ele alıyoruz. Bernoulli denklemi için arkadaşlar, sürekli ve sıkıştırılamaz akışı ele alırsak, sürekli akışı biraz önce konuştuk. Sıkıştırılamaz durumu da konuştuk. O zaman buradaki rho 1 ile rho 2 değil de ikisini de rho olarak yazarsın. Tabii ki ikisi de aynı. Zaten sıkıştırılamaz akışkanlarda rho 1 eşittir rho 2. O zaman ideal eşitliğimizi, ideal Bernoulli eşitliğimizi bu şekilde yazabiliriz. Bakın, boru veya kanal girişi burada. Boru ve kanal çıkışı bu tarafta olmak üzere. Biz Bernoulli denklemini girişten çıkışa doğru yazıyoruz. Yine ders notunda ayrıntısı var. Yine kısaca özetleyelim. Bir akım çizgisi boyunca akış demişim. Yani boru içinde akımda bir noktasına akışkan giriyor, iki noktasından çıkıyor ve bir akım çizgisi boyunca hareket ediyor. Bunun ayrıntısı yine akışkanlar mekaniği kitaplarında var. O zaman biz P artı Rho V kare bölü 2 artı Rho GZ olarak biraz önce yazabileceğimizi, Pascal biriminde yazabileceğimizi söylemiştik. Bu üçünün toplamı her zaman sabit. Buna altına 2 yazıp 1'e eşitlediğimizde ikisi de aynı sabit değeri elde ediyor. O zaman buradaki P'yi arkadaşlar akışkanlar mekaniğinde statik basınç denir. Buradaki Rho V kare bölü 2'ye dinamik basınç denir. Kinetik enerjiden geliyor dinamik basınç. Buradaki Rho GZ'ye hidrostatik basınç denir. Potansiyel enerjiden geliyor. Bu tanımlamalar da önemli. Bunları da bilin. Her mühendisin bilmesi gereken durumlar. Hidrostatik basınç nedir? Dinamik basınç nedir? Statik basınç nedir? Bunlar çok önemli akışkanlar mekaniğinde. Bernoulli denklemini bu şekilde bitirmiş olalım. Arkadaşlar, Bernoulli denklemi ideal bir denklem. Ders notu içinde var. İdeal Bernoulli denklemindeki sınırlamalar nedir? Kabuller nedir? Ayrıntılı olarak var. Onları size bırakıyorum. Ders notunu inceleyin lütfen. Ders notu içinde mekanik enerji de var. Onun hakkında da kısaca konuşalım arkadaşlar. Biz Bernoulli denklemini jül bölü kilogram biriminde yazdığımızda P bölü Rho artı V kare bölü 2 artı GZ olarak yazabiliyorduk. Bu üçünün toplamına mekanik enerji deniyor esasında. Jül bölü kilogram biriminde yazdığımızda. Mekanik enerjinin tanımı ne? Tamamen ve doğrudan mekanik işe dönüştürülebilen enerji formu. İdeal pompa ve ideal türbin ile. Evet. Bu mekanik enerji bu şekilde yazdığımız an ve biz sistemde dedik ya pompa, türbin, fan kullanabiliriz. O zaman bu mekanik enerjiden mekanik verime geçtiğimizde mekanik verim alınan mekanik enerjinin verilen mekanik enerji oranı olacak. Biz bunu pompa türbin için yazabiliyoruz. Ders notunda bunlar var. Buraya almadım. Ders notunda pompa verimi, türbin verimi nasıl hesaplanıyor? Mekanik enerji açısından mekanik verim nasıl hesaplanıyor var. Onlara da güzelce bakarsınız. Arkadaşlar, tekstil mühendisliği için Bernoulli denklemi ve enerjinin korunumu veya kütlenin korunumu, enerjinin korunumu da zaten Bernoulli denklemi içinde ele aldık. Kütlenin korunumu da başta ele aldık. Bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi ders notlarında olan çözülmemiş örnekleri beraber çözelim. Arkadaşlar, ders notunda var dedik. Bu sorunun çıktısını alıp bu soruyla beraber çözümü izleyin lütfen. Şekilde verildiği gibi bağıl yoğunluğu 0,8 olan bir sıvı 1.2 kilogram bölü saniye debi ile bir boru sisteminde akmaktadır. Bir noktası olarak gösterilen yerde borunun merkezindeki mutlak basıncı 110 kilopascal alarak aşağıda tablo olarak verilen soruları yanıtlayınız diyor. O tablo sizde var. Piezometre ve havuzun üst tarafı atmosfere açıktır diyor. Arkadaşlar, soru bu, şekli bu. Sizde var dedik. Oradan takip ediyorsunuz. Piezometre ne demek? Bu etkin basıncı ölçen bir arkadaşlar akışkanlar mekaniği elemanı. Burada akışkan akımı yol alırken bu boru içinde piezometrede ne kadar yükseliyorsa bu yükselişe bağlı olarak etkin basıncımızı ölçebiliriz. Sadece piezometrenin ne olduğunu bilin, ona göre soruyu değerlendireceğiz. Arkadaşlar, kütlesel debi 1.2 kilogram bölü saniye olarak verilmiş, ona göre bu boru içinde akışkan yol alıyor. Ama boruya bakın, şu noktaya kadar fi 25 demişim. Şu noktadan sonra fi 20 demişim. Arkadaşlar, fi gösterimi buraya da yazmışız. Çapı milim olarak gösterir. Fi 25 ne demek? Şuradaki borunun çapı 25 milim demek. Şuradaki borunun çapı fi 20 için 20 milim demek.
Bu bir hazneye veya depoya akıyor. Bu haznede silindirik bir elemanmış. Çünkü bakın fi 1500 demiş. Fi onun silindirik olduğunu gösterir zaten. 1500 milim çapında bir elemanmış bu da. Tamam, bu bilgiyi de vermiş oldu. Arkadaşlar, ders notunda adım adım sorunun çözümü var. Ona göre soruyu çözelim. Bağlı yoğunluk 0,8 olarak verilmiş. Buradan gerçek yolda nasıl geçiyorduk? Bağlı yoğunluk çarpı 1000 kilogram bölü metreküp. 0,8 çarpı 1000 kilogram bölü metreküp. Bu akışkanın bağlı yoğunluğu 0,8 ise gerçek yoğunluğu 800 kilogram bölü metreküp. Bunu kullanacağız. Evet, birinci adımımızda V1 hızının bulunuşu bizden istenmiş. Arkadaşlar, V1 hızını nasıl bulacağız? Bir şu noktaymış, tamam. Bu noktanın çapı belli. Bu noktanın kütlesel debisi belli. Arkadaşlar, kütlesel debi hiçbir zaman değişmez. İster burada ele alalım, ister burada ele alalım. Kütlesel debisi belli. O zaman kütlesel debi rho ve a idi. Rho da belli, biraz önce hesapladık. Elimizde tek bilinmeyen V1 kaldı. Demek ki kütlesel debi 1,2 kilogram bölü saniye, yoğunluk 800 kilogram bölü metreküp bulduk. V1'i bulacağız. A1 kesit alanı nedir? Fi neydi? 25'ti. O zaman 0,025 metrenin karesi çarpı pi bölü 4 oradaki kesit alanı verir. Ve biz buradan V1 hızını 3,06 metre bölü saniye buluruz. Şu boruda çap değişmiyorsa, yani şu noktadan şu noktaya kadar buradaki hız da değişmez. Hızı bunun 3,06 metre bölü saniyeymiş. Tamam. Arkadaşlar, V2'deki hız isteniyor. Arkadaşlar, iki noktası burası. Gördüğünüz gibi çap değiştiği için hız da değişecek. Aynı kütlesel debiyi sağlamak üzere. O zaman V2 eşittir ρ2, V2 A2. Zaten ρ2, ρ'ye eşit sıvılarla çalışıyoruz. Sıvılar sıkıştırılamaz akışkan. O zaman 1,2 kilogram bölü saniye, 800 kilogram bölü metreküp V2 hızını arayacağız. Çap değişti. 0,02 metrenin karesi çarpı pi bölü 4. Buradan V2'yi 4,775 metre bölü saniye bulduk. Bakın, aynı kütlesel debiyi sağlamak için hız arttı. Borunun çapı azaldığı için. Arkadaşlar, üçüncü adım olarak H yüksekliğini bulacağız. Yani şu piezometredeki H yüksekliği nedir? Tamam mı? Etkin basınç çerçevesinde. Geçmişteki bilgileri de tabii ki hatırlayarak. Piezometre etkin veya gösterge basıncını ölçer. Arkadaşlar, mutlak basınç 110 kilopaskal olarak verilmiş. Mutlak basınç nedir? Etkin basınç artı atmosfer basıncı. PM diyelim, mutlak basınca 110 kilopaskal olarak verilmiş. Bize etkin basınç lazım. Çünkü piezometre etkin basıncı gösterir. Etkin basıncı çekersek etkin basınç mutlak basınç eksi atmosfer basıncı olacak. PM etkin mutlak basınç belli, 110 kilopaskal. Atmosfer basıncı verilmezse 100 kilopaskal olarak alabiliriz arkadaşlar. O zaman 110 eksi 100, 10 kilopaskal burada bir etkin basınç var veya gösterge basıncı var. Tamam. Etkin basıncın eşitliğini öğrenmiştik. Rho çarpı G çarpı H arkadaşlar. Etkin basınç 10 kilopaskal. Bunu 10.000 pascal olarak yazıp şuraya yerleştirirsek, yani şu kısma, tamam. Karşısı ne olacak? Akışkanın yoğunluğu belli, 800 kilogram bölü metreküp. Yer çekimi ivmesini aksi söylemedikçe 9,81 metre bölü saniye kadar alacağız. Buradan tek bilinmeyen H. H'yi çekersek arkadaşlar 1,109 metre. Yani biz bu piezometrede 109 ya da 1,1. 1,1 metreyi göreceğiz. 10 kilopaskalık etkin basınç için. Tamam. Soru güzel. Hem yeni bilgileri ele alıyoruz, hem geçmişte işlediğimiz bilgileri ele alıyoruz. Arkadaşlar, bu borular sonuçta bir havuza akıyor. O havuzu, bu su kaç dakikada veya kaç saniyede veya kaç saatte doldurur, onu hesaplayalım. Arkadaşlar, kütlesel debi belli. 1,2 kilogram bölü saniye. Biz hacimsel debi formülünü de biliyoruz. Kütlesel debi bölü rho. Yani kütlesel debi eşit neydi? Rho çarpı V üzeri noktaydı. V üzeri noktayı tek başına bırakırsak M üzeri nokta bölü rho.
1.2 kilogram bölü saniye kütlesel debi belli. Yoğunluk 800 kilogram bölü metreküp belli. O zaman hacimsel debi nedir? 0.0015 metreküp bölü saniye. Havuzu kaç saniyede doldurur dediği için hacimsel debiye geçtik. Çünkü bunu kullanacağız. Yani 1 saniyede 0.0015 metreküplük bir akışkan akışı var. Evet, soruda arkadaşlar hacmi 6 metreküp olarak vermiş. Bu 6 metreküp kaç saniyede ulaşılır bu 6 metreküpe onu soruyor. O zaman biz hacmi metreküpü nasıl yazabiliriz? Hacimsel debini metreküp bölü saniye buraya yazdık. Bunu metreküpe çevirmek için t ile zamanla çarpmamız lazım. Yani saniye ile çarpmamız lazım. Burası metreküp bölü saniye çarpı s metreküpü verir bize. 6 metreküp olarak soru hacmi vermiş. Tamam. Buradan sadece t bilinmeyenini çekebiliriz. 6 metreküp 0.0015 metreküp bölü saniye çarpı t. T buradan yaklaşık veya tam olarak 4000 saniye çıkmış. 4000 saniyede yaklaşık olarak 1.11 saate eşittir. Yani bu havuzda 6 metreküp bir akışkan elde etmek istiyorsak yaklaşık 1.11 saat bekleyeceğiz. Beşinci adımda bu havuzun yüksekliği sorulmuş. Yani 1.11 saat bekliyoruz ve 6 metreküpe ulaştığımızda havuzdaki yükseklik ne olur? Basit bir soru. Sonuçta hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Hacim 6 metreküp. Taban alanı nedir? Arkadaşlar fi 1500 vermiş. 1.5 metre yani 1.5 metrenin karesi çarpı pi bölü 4 silindirik eleman çarpı h. Sadece h bilinmiyor. O zaman 3.395 metreymiş. Gördüğünüz gibi güzel bir mühendislik problemi. Hem buradaki yüksekliği ölçtük, hem burası 6 metreküp olması için ne kadar zaman geçer onu hesapladık. Son adım olarak da bu havuzun tabanındaki basıncı hesaplayacağız. Etkin basıncı hesaplamak istiyorsak rho çarpı g çarpı h. Arkadaşlar rho belli 800 kilogram bölü metreküp. G zaten 9.81 metre bölü saniye kare. H'yi de bulduk zaten. 3.395 metre. Bütün bu değerlerden Pascal biriminde bu çıkıyor. Bunu 1000'e bölersek 26.6 kilo Pascal etkin basıncı elde ediyoruz. Bize mutlak basıncı da sorarsa etkin basınçla atmosfer basıncını toplayacağız. Mutlak basıncı elde edeceğiz. O zaman 126.6 kilo Pascal olarak da elde edebiliriz. Dediğim gibi güzel bir mühendislik problemi, bu şekilde bunu halletmiş olalım. Gelelim diğer soruya. Arkadaşlar bir boru içi akım yine. Burada biz kütlesel veya hacimsel debilerden nasıl yararlanabiliriz kısmını ele alalım. 40 derece santigrat sıcaklığındaki hava, bakın hava sıkıştırılabilir akışkan. Şekil ile verildiği gibi boru içinde kararlı, yani sürekli akışları biz ele alıyorduk. Sürekli bir şekilde akmaktadır. Bir noktasındaki etkin basıncı vermiş. Bak 50 kilopascal. İki noktasındaki etkin basınç 10 kilopascal. D büyük D eşittir 3 çarpı küçük D. Bakın çaplar. Burası da çap. Burası da çap. Ama arasındaki ilişkiyi vermiş. Atmosfer basıncını 100 kilopascal al demiş. Söylemese dahi arkadaşlar 100 alacağız. Ve iki noktasındaki hız 30 metre bölü saniye olduğuna ve havanın sıcaklığı sabit kaldığına göre, yani bu hava bu boru içinde yol alırken sıcaklık sabit kalıyormuş. Kaldığına göre bir noktasındaki ortalama hızı metre bölü saniye olarak hesaplayınız. Bir noktasındaki hızı bize istiyor. Bir şurası. Tamam. Nasıl yaklaşacağız? Arkadaşlar hava olsun, yani su olsun veya gaz olsun, sıvı olsun, kütlesel debiyle başlayalım. Kütlesel debi hiçbir zaman değişmez. Bir noktasındaki kütlesel debi eşittir iki noktasındaki kütlesel debi. Biz kütlesel debileri açıkça bu şekilde de yazabiliyorduk. Tamam. Önce bunu ortaya koyalım. Problemli hava 40 derecede. Arkadaşlar biz Kelvin ile çalışıyoruz. İdeal gaz olarak alacağız havayı zaten. O zaman 40 artı 270.15 eşittir 313.15 Kelvin olarak sıcaklığı alacağız. 1 ve 2 noktalar için sıcaklık değişmiyor dendi. O zaman T1 eşittir T2 313.15 Kelvin. Tamam. 1 noktasındaki basınç
mutlak basınç arkadaşlar, etkin basınç artı atmosfer basıncıydı. O zaman bir noktasındaki mutlak basıncımız, neden mutlak basıncı hesaplıyoruz biraz sonra söyleyeceğim. Etkin basınç verilmiş 50 kilopascal, atmosfer basıncı 100 kilopascal, bir noktasındaki mutlak basınç 150 kilopascal veya 150 bin pascal. Tamam. Neden mutlak basıncı hesaplıyoruz? Arkadaşlar yoğunluğu hesaplayacağız. Hava için sıkıştırılabilir akışkan yoğunluk P çarpı R, P bölü R çarpı T'den hesaplanıyor. İdeal gaz eşitliğinden hesaplanıyor ve ideal gaz eşitliğinde basınç her zaman mutlak basınç. Etkin basıncı onun için mutlak basınca çevirdik. Tamam. Rho 1 eşittir P1 bölü R çarpı T1. Tamam. Arkadaşlar R havayı ilgili tablodan 287 Joule bölü kilogram Kelvin olarak alabiliriz. Ama dikkat, tabloda bu 0.287 kilojoule bölü kilogram Kelvin olarak da verilebilir. Ona göre birimlere dikkat edeceğiz. Buraya bütün bilgileri yerleştirdik. Birimlere de dikkat ettik. O zaman Rho 1 1.669 kilogram bölü metreküp olarak bulunabilir. Tamam. Arkadaşlar sıkıştırılabilir akışkanla çalışıyoruz. Basınç değişti. İki noktasında P2 basıncı değişti. P2 basıncını bakalım hemen. Şu iki noktasındaki P2 basıncını, etkin basıncı 10 kilopascal. Evet şurada. 10 kilopascal etkin olarak vermiş. Yine iki noktası için P2 mutlak basınç olarak hesaplayacağız. O zaman 10 nedir? 10 kilopascal nedir? 10.000 pascal artı 100.000 pascal bu atmosfer basıncı. Burada mutlak basınca yine çevirdik. Yukarıda da çevirmiştik. Buna dikkat. R değişmeyecektir. Havanın gaz sabiti. Sıcaklık da bu soruda sabit al demiş. Tamam. O zaman 2 noktasındaki yoğunluk 1.22 kilogram bölü metreküp olarak elde edilir. Bakın. Tamam sıcaklıklar sabit ama basınç değişti. Yoğunluk sıkıştırılabilir akışkanlarda hemen değişti. Sıvılarda değişmez demiştik. Havada yani gazlarda değişti. Tamam. Arkadaşlar büyük D eşittir 3 çarpı küçük D olarak al demiş. Tamam. Kesit alanı A1 nedir? Pi çarpı D kare bölü 4. A2'nin kesit alanı nedir? Pi çarpı D kare bölü 4. Tabi biri büyük biri küçük. Kütlesel debi değişmez demiştik. Yerleştirelim. M1 için ne yazarız? Rho'su bu. V1 hızı bu. Bizden V1 isteniyor. Kesit alanı bu. Pi çarpı 3 çarpı D'nin karesi bölü 4. Bakın küçük D. Tamam eşittir. Burada yoğunluk değişti. 1.22 kilogram metreküp. Hızı bize vermiş. Soruda 30 metre bölü saniye. Buraya da pi çarpı küçük D kare bölü 4'ü yerleştirebiliriz. Bakın burada hani büyük D yerine 3D'yi koymuşum. Neden? Bu D'ler birbirini götürecek sonuçta. Yani bilinmeyen D sorun değil. Küçük D'ler birbirini götürecek. Buradan V1 hızını buluruz. Kütlesel debiden yararlanarak bu soruyu çözdük. V1 hızı 2.44 metre bölü saniye. Güzel bir soru. Kütlenin korunumunu ele alarak M1 eşittir M2 diyerek sürekli akışta problemi halletmiş oldu. Gelelim son soruya arkadaşlar. Basınçlı bir su deposunun tabanında suyun atmosfere boşaldığı 10 santim çapında bir boru bağlantısı vardır. Bakın, basınçlı su deposu ne demek? Üstü kapalı, içinde bir miktar su var ve üzerinde basınçlı bir hava var. Bu 250 kilopascal basınçta burada hava var. Bu hava tabii ki bu suyu ittiriyor, basınç oluşturuyor. Aşağıda bir boru bağlantısı var. Boru açılırsa buradan akışkan tabii dışarı çıkacak. Bu boru bağlantısının çapını 10 santim olarak vermiş. Şu su çıkışıyla suyun başlangıçtaki yüksekliği arasındaki uzaklığı 2,5 metre olarak vermiş. Bunları kullanacağız. Neyse bir soruyu okuyalım. Su seviyesi çıkıştan 2,5 metre yüksekliktedir. Su yüzeyinin üzerindeki mutlak hava basıncı mutlak olarak vermiş. Bak 250 kilopascal ve atmosfer basıncı 100 kilopascal değerindedir. Sürtünme etkilerini ihmal ederek arkadaşlar bu akışkan bu boru içinden yol alıp dışarı çıkarken bir miktar sürtünme burada oluşacak. O sürtünme etkilerini şimdi ihmal et demiş ama sonra ihmal etmeyeceğiz biz. İhmal ederek depodan boşalan suyun başlangıçtaki debisini diyor. Metreküp bölü saniye. O zaman bu kütlesel debi değil. Hacimsel debi metreküp bölü saniye olarak belirleyiniz diyor. Tamam. Arkadaşlar bu da güzel bir mühendislik problemi. Bunu çözerken önemli kabullerimiz var. Onları göz önünden şimdi alalım.
Şekil elinizde var. Ben tekrar çizmişim ayrıntılı olarak arkadaşlar. Bir kap içinde basınçlı hava var. Ve akışkanın yani sıvının su olarak vermiş soruda serbest akışkan yüzeyi şu şekilde. Biz buna serbest akışkan yüzey diyoruz. S-A-Y-S-A-Y. Ve bir noktası da burası olsun. Bu serbest akışkan yüzeyinin başladığı nokta. Dediğim gibi yukarıda hava basıncı 250 kilopascal. Arkadaşlar şu çıkışla serbest akışkan yüzey arasındaki yükseklik 2,5 metre. Tamam. Arkadaşlar şu bir noktasındaki akışkan parçacığı şöyle bir yol izleyerek bu boru içinden çıkıyor. Sürekli bir akış var. Bu çok önemli. Ve iki noktası da burası olsun. İki noktasına D2 çapı 10 santim olarak verilmiş. Ve önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu depoya bağladığımız bu boruya biz orifis deriz. O zaman bu orifisin çapı D2 10 santim olarak verilmiş. Depomuz D1 çapında. Tamam. Güzelce bunu şekil üstünde göstermişiz. Gelelim önemli bilgilere. Bir noktasından çıkan akışkan sürekli olarak iki noktasına ulaşıyorsa sadece iki nokta arasında Bernoulli denklemi kullanılabilir. Şu bir noktasıyla iki noktası arasında Bernoulli denklemini kullanabiliriz. Sürekli akış var. Arkadaşlar önemli ikinci nokta serbest akışkan yüzü hızı sıfır alınır. Şimdi bu akışkan aşağı doğru yol alıyor ve belli bir hızda aşağı doğru iniyor. Ama bu serbest akışkan yüzeyinin hızı sıfır alacağız. Neden? Bernoulli denkleminde yoksa iki bilinmeyen oluyor. Sıfır almak doğru mu? Doğru. Biraz sonra konuşacağız. V1 hızı yaklaşık sıfır olarak alınır. Bunun aşağı iniş hızı sıfıra yakın. Küçük bir hızda yol aldığı için sıfır alınabilir. Sürekli akışta boru içindeki sıvının hızı sıfır olamaz zaten. Bunu hani bilgi olarak verdik. Şu iki noktasındaki V2 hızı sıfır olamaz. Sonuçta boru içi akış. Tamam. Bir noktası ile iki noktası arası için Bernoulli denklemini yazalım. Arkadaşlar Bernoulli denklemi akış yönüne göre yazılır demiştik. Birden ikiye doğru yazacağız. Bakın metre biriminde yazmışım, yük biriminde yazmışım. P1 bölü ρg. Rho sıvı olduğu için sabit, ρ1 demedik. V1 kare bölü 2g, Z1, P2 bölü ρg, V2 kare bölü 2g artı Z2. Z1 ile Z2 kod farkı diyebiliriz veya yükseklikler diyebiliriz. Şimdi adım adım yol alalım ve ayrıntılı bilgileri tekrar ele alalım. Bernoulli denklemini metre biriminde yazdık. Tamam. P1 ile P2 her zaman mutlak basınçtır arkadaşlar. Buraya da yazdık. Mutlak basınç P1 250 kilopascal olarak verilmiş. Çünkü bu bir noktasına hava 250 kilopascal basınç uyguluyor. Güzel. Yoğunluk bu soruda değişmiyor dedik. Sıvılar için değişmiyor dedik. Rho1 eşittir Rho2'yi kısaca Rho olarak göstereceğiz. Arkadaşlar su için sıcaklık verilmemişse, bu soruda verilmemiş. Rho'yu yaklaşık 1000 alabiliriz. Ama verilirse tablodan alacağız. 1000 kilogram bölü metreküp alalım. Yer çekimi ivmesi her zaman aksis öğrenmedikçe 9.81 metre bölü saniye kare. Arkadaşlar şu G'yi hallettik, şu Rho'yu hallettik, P1'i hallettik. Adım adım gidiyoruz. Hıza bakalım. Serbest akışkan yüzey için hızı sıfır alacağız dedik. Arkadaşlar neden? Şöyle mühendislik yaklaşımı. D1 çapı çok büyük D2'den. Bakın. Şuradaki D1 çapı çok büyük D2'den. Şu çok büyük çapla şu küçük çap arasındaki hızları karşılaştırdığımızda şuradaki hız daha yüksek değerde olmak zorunda. Onun için bu sıfıra yakın alınabilir. V1 hızı sıfır alınır demişim. Depo çapı çok büyüktür. Boru yani orifis çapından çok büyüktür. D1 boru çapı, D1 depo çapı, D2 orifis ya da boru çapı ise D1 çok büyük D2 olduğu için V1 her zaman sıfır alınır. Bu nokta bu kadar arkadaşlar. Yüksekliğe bakalım. Z1 yüksekliği 2,5 metre. Neden? Arkadaşlar bizim referans çizgimizi alacağız. Referans çizgimiz şurası. Buradan çıkış çizgisi şu. Referans çizgimiz. Bu referans çizgisiyle bir noktasının yüksekliğini gözden alırsak o 2,5 metre. Tamam. Bunlar önemli bilgiler. Hata yapmayalım. Z2 arkadaşlar 0. Neden? Referans çizgisi üstünde zaten Z2. Basınç olarak P2'ye bakalım. Arkadaşlar bu da çok önemli. Sonuçta bu orifisten çıkan akışkan atmosfere çıkıyor. Buradan atmosfer buna bir basınç uyguluyor sonuçta. P2 basıncı 100 kilopascal.
Evet, şurada yazdık. Bunlar çok önemli bilgiler. Adım adım ele alıyoruz. Siz de ona göre problemi izleyin. V'lik hızı belli değil. Zaten onu hesaplayacağız. Tamam. Bernoulli denklemimize tekrar bakarsak arkadaşlar, V1'i 0 aldığımız için burası 0. Z2 zaten referans çizgisinde olduğu için 0. Tamam. Bernoulli denkleminde bunları atarsak geriye kalan elemanları V2 cinsinden düzenleyebiliriz. İstersen bütün sayısal değerleri kalan elemanların üzerine koy, istersen V2'yi tek başına bırak. O zaman ne çıkar, ne elde ederiz? P1-P2 çarpı 2 bölü rho artı 2GZ1, tabii ki karekök içinde V2'yi elde ederiz. Metre bölü saniye biriminde. Arkadaşlar bütün sayısal değerler elimizde var. Birimlere de dikkat ederek, bakın buraya 10 üzeri 3 ile çarpmışım. 250-100'ü. Bunlar kilo paskallık paskala çevirmek üzere. Onun dışında diğer sayısal bilgileri yerleştirmişiz ve V2 hızını biz 18.68 metre bölü saniye buluyoruz. Evet. Bakın yüksek bir hızda çıkıyor zaten. Burası küçük bir çap. Yüksek bir hızda olacak. Burası düşük bir hız. Aynı kütlesel debiyi sağlamak zorunda. Tamam. Buradan çıkış hızını bulduk. Soru da bizim başlangıçtaki hacimsel debiyi istiyor. Tamam. Zaten başlangıçtaki hızı bulduk arkadaşlar. Zamanla bu hız değişecek, azalacak. Çünkü sıvının yüksekliği değişiyor. Başlangıçtaki değeri bulduk. O zaman hacimsel debi nedir? A2 çarpı V2. V2'yi bulduk. A2 ne? Bizim bu deponun taban alanı. Pi çarpı D kare. D2'nin karesi bölü 4. Tamam. O 0,10 metre olarak verilmiş. O zaman 0.147 metreküp bölü saniye buluyoruz. Bu başlangıçtaki hacimsel debi. Tabi siz bunu adım adım yani yüksekliğin değişimine göre hesaplayıp grafiğini de çizebilirsiniz. Mühendislikte grafik çizmek de çok önemli arkadaşlar. Evet. Bölüm 8'i bitirdik. Bölüm 9'da görüşmek üzere.